Kur رَبِّ زِدْنِي ilma diyor. Allah'ım Kur'an'da Habib'in emri Habibim malım artsın diye dua et, etme. Ticaretim güzel diye dua etme. Çocuğum artsın diye dua etme. Eşim artsın diye dua etme. İşim artsın diye dua etme. Ne diye dua et? رَبِّ zidni ilma. Ey Rabbim beni ilim bakımından ziyadeleştir. İlmimi artır yani. Kur'an-ı Kerim'de artması talep edilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e duası öğretilen ziyadelik hususunda bir mesele görüyoruz. O da nedir? İlim, ilim, ilim. Çünkü üç şey adam kurtarır. İlim, amel, ihlas. Ama ihlas için mutlaka bir amel olacak ki o amelde ihlası tahsil edeceksin. E amel olması için mutlaka ilim lazım ki o ameli tatbik edebilirsin namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, abdestinden, kusurundan, taharetinden, başlayan süreçte e, ilim olmadan abdest de olmaz, kusur da olmaz, namaz da olmaz, zikir de olmaz. Yani sen cünüpken e, hangisini okuyabilirsin, hangisini okuyamazsın, hayızlıyken hangisini yapabilirsin, hangisini yapamazsın? Daha bunlar bile tespit edilmemiş. Bak şimdi hayızlı kızlara, adet halindeki kızlarımıza e, imam hatiplerde bazı hocalar bazı hocalar ama şikayet çok. Bütün yorumları görüyorsun. Efendim zorluyorlar. Efendim kız çocuğu e, efendim, adet halinde erkek hoca bir de geliyor. Erkek hoca. Ondan sonra oku bakalım Kur'an'dan şurayı. kızcaz e, kızcağız yavrumuz ırım kırım ediyor. Bunu bana babası anlattı. Babası anlattı. Ondan sonra falan biraz utanıyor tabii. Ondan sonra niye okumuyorsun oku bilmem. Ya bir daha böyle şey yapıyorum. Müsait değilim bilmem Ya anlasana be ya. Anlasana. Bir şey diyeceğim şimdi ya. Ne anlayışsız adamsın. Onu inat, reformist. Çünkü abdestsiz yani Kur'an'a tutulur kafasında bazıları ve hayız halinde ee, hayız hali demek cünüp hali. Erkeğin cünüplüğü kadın hayız o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lâ yemessu mutahharûn. Kur'an'da ayet var. Vakıa suresinde. Büyük abdestsizlikten, küçük abdestsizlikten tertemiz olanların dışında kimse Kur'an'a dokunamaz. Mes dokunmak demek, tutmak. Tutmak için hem gusül abdesti lazım, hem namaz abdesti lazım. Tutmak için. Okumak için sadece gusül abdesti olsa yeter. Namaz abdesti olmadan da Namaz abdesti olmadan insan Kur'an okuyabilir. Namaz abdestim şu anda müsait değil. Ama mater Kursu okumak istiyorum. İhlas Felaklas okumak istiyorum. Efendim e, ne bileyim amel-i Arası'lı okumak istiyorum. Levenze okuyabilirsin. Sevabında tabi abdestle okuyana göre azalma olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı Kur'an okurdu. La yemne'u anil Kur'an illel cenabetu Sahih hadiste geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemizden rivayet hatırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okumasına bir tek ne mani olabilirdi? Eğer gusül icap etmiş bir hali varsa eşleriyle münasebetten dolayı o arada işte su ısınacak veyahut da neyse biraz istirahat buyuruyor. E çünkü hemen yıkanmak şartı yok. Sünnette de bu şart değil. E efendim teheccüd kaçmıyorsa, namaz kaçmıyorsa, geçmiyorsa öyle uyumada halsizlik olur, yorgunluk olur. Uyuduğu da vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sahibi Bukhari vesaire. Hiç ittifaklı bir meseleler dinimiz kolaylık dindir. Dolayısıyla ama kusur icap etmiş haldeyse Kur'an'dan bir ayet bile okumazdı. Demek Kur'an okumasına mani bir tek kusur icap etme halidir. Yani cünüplük şey. E kadında da bu e, tabi iki türlü olabilir. Tabi ilişkiden sonraki durumda zaten cünüplük hali var. E bir de kadın da ayrıyetten erkekten farklı olarak adet hali var. E şimdi diyor ki bu ad-i kerimede Kur'an'a dokunamayacağı, e, abdestsizken bile dokunamayacağı, normal namaz abdesti yokken bile dokunamayacağı beyan ediliyor. Biz Mustafa İstanbul'un falan ne kadar uğraştık bu mesele reddi, yer, etti. Ya bu kafa, o kafa işte birilerini zehirledi. O zehirlenen birileri de çoluk çocuğu perişan ediyor. Bunu kim gizleyebilir ya? Ondan sonra e, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis, ahkam hadislerinden Dört mezhep bunun üzerine fıkıh hükmü bina etmiş. Ne buyuruyor? La yekra'ul ha'idu velel cünuhu velen şey şey'en minel Kur'an. Hayızlı bir kadın adet görme halindeyken. Nifaslı bir kadın doğumdan sonraki 40 güne kadar uzanan lohusalık sürecinde bulunan bir bayan ve erkek kadın fark etmez cünüb olan kusur icap etmiş haldeki vaziyetteki bir kişi Kur'an'dan bir şey bile okuyamaz. Bunlar Kur'an okumaya tamamen maniadir. Ve bitti. E Buhari hadisinde e, en sahih kaynaklar efendim. Eleyse idâ hâfat la tusalli ve Kadın ayız olunca namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Oruç senede bir ay olduğundan o bir ayda da adet hali en fazla 10 günü geçmeyeceğinden çünkü 10 günden yukarısı özür sayılır namaza oruca mani değil. ve dolayısıyla senede 10 gününde kazası kolay olacağından oruç borcu düşmüyor. Ama namaz günde 5 vakit olduğundan adet hali de her ay efendim 10 güne kadar sürebileceğinden allah Teala namazı bağışlamış. Hanım kardeşlerimize <laughs> Elhamdülillah Rabbil Alemin büyük bir kolaylık tesiren ve teshilen bunu yapmış lütfu keremiyle. E sen şimdi hayızken namaz kıl. Kılanlar var kadından çoğunu bu İslamoğlu zihniyeti bu bunları aşladı. Sonra özür dileyim derken de özrü kabahatten büyük işte yok ben namaz kılar demedim de oruç tutar dedim de bilmem. Ya sen vay mı geliyorsun sana hadis-i şerifte burada ikisi aynı anda zikrediliyor. Onu da tam karıştırabilirim. Çok eski senelerki reddiyem. Yani hangisini e, yapar dedi, yapmaz dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın sahibi burada ya. Vahiy kendisine geliyor. Sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra geldi kızımızın başına. Gelmiş efendim çocuğu zorluyor. Ya müsait değilim anlasana ya. Ondan sonra okuyacaksın bilmem ne. Bağırıyor çocuğa ya. O da ondan sonra çocuk da ya ben adet halindeyim demek sonra yüzü kıpkırmızı olmuş. Ağlayarak çıktı sınıftan gitti. Çarşafla giden baş açık çıktığı var. Kaç kişi telefon etti, bildirdi. Efendim şu anda kız kardeşim gönderdim. E çarşafla gitti, baş açık çıktı geldi. Onun için yani ilim, amel ihlas diyoruz ama ilimsiz olmaz. Onun için bizim sohbetlerimizin önemi var. Habibim benden ilmini ziyade etmem için dua et bana ben, benden ilmini artırmasını iste. İlimsiz amel olmaz. İşte ilmin olsa ayet okursun, hadis okursun. Orada onu, o hoca bozuntusunu ikna etmeye çalışırsın. İkna etme olmuyorsa da ihbar edersin. E ihbar etsen ne olacak? Cimer'e şikayet ettim, oraya bir şikayet ettim. Bütün yorumları gidin. CNN'deki yorumlara bakın. Benim kızımın öğretmeni, din öğretmeni, din öğretmeni değil. İşte efendim cimere çıkardı. Bir şey yok cevap. E ne olacak? Ondan sonra cübbeli fitne çıkartma. Ne yapalım? Bunu özelde konuşalım. Biz 20 senedir konuşmuyor muyuz bunu özelde? 15 senedir kayıtlara geçmiş. Kayıtlara geçmiş. Beşinci beze bir şey ne? Beşinci beze bir ne ya ders kitabında? Din dersi kitabında Caferilik beşinci beze bir şey ne? Nerede görülmüş? 1400 senelik Caferik diye bir mezhep mi var ya? Hani mezhepten çıkması, mâm Azam Efendimiz'den başladığına itibar edelim. Diyelim ki 1300 sene. 1300 sene i̇mam vefatı 150 diyelim. 1300 sene Hanefilik'ten gelmiş. Ondan evvel de tam müştehitlerimiz hep var. Bize kadar intikal etmese de mezhepleri. E şimdi sahabe-i kiram zaten çoğu müştehit, fakih. Bunlar mezhepler. Bunlardan geliyor zaten. i̇mam kendi uydurdu aşağı. E şimdi bu kadar bir dönemde Caferit'e bir şey var mı ya? Efendim bin senelik Osmanlı, Selçuklu ecdadımızdan gelen, Selçuklu'da var mı böyle bir şey ya? Ondan sonra? Harzemşahlar'da var mı ya? E diyelim daha geriden gelelim. Ondan sonra Timurlar'da var mı? Selçuklar'da var mı? Memlükler'de var mı? Osmanlı'da var mı? Nasıl bir şeydir. Bu kadar müfessirin, muhaddesin, fukaha, kurra, tulla, faz. <laughs> hani böyle bir şey yok. Kitapta bunu yazıyorsun. Sonra müfredatı tenzih edelim dedik ama dediler ki müfredat da işte e İşte onun için biz kurumlara karşı değiliz. Kurumları yıpratmak üzere iş döndürmüyoruz. Bizim ajandamızda başka planlar, planlamalar yok. Sarahaten açıkça ifade ediyoruz. Kur'an sünnet, ehli sünnet vel cemaat dört fıkıhta dört mezhep, itikatta iki mezhep, mağduride eşari Bunların dışına çıkan bidat elinden olur. Men, Bundan dışarı çıkan ateşe çıkar diyor. Tirmizi hadisinde. Men farikal cemaate El sünnet vel cemaatın. Cemaatürü bunun cumhurunu teşkil ediyor. Ana omurgasını teşkil ediyor. E, dört mezhep fıkıhta bunu ana omurgasını teşkil ediyor. Bu Hanefi'ye mahsus, Maturi diye mahsus bir şey de değil. El sünnet olmak kaydıyla üst kimlik, üst çatıya el sünnet olmaktır. Biz burada Kimseye ayırt etmiyoruz eğer olanlar içerisinde. Ya. Ama adam dekan olmuş. Efendim ilahiyatta. Adam Şii şi ile e, Şafii karıştırıyor ya. Bir tane ku, horozdan şey olsun dedi ya. Horozdan kurban olur diyen adam ilahiyatta dekandı. <laughs> Allah Allah. Dünyayı rezil etti bizi da. O diyor Şafii. Ya diyor doğuda şurada burada bu kadar Şii var diyor. Halbuki doğudaki Kürt e, kardeşlerimiz canlarımız yerlerimiz genel madde hepsi şafiidir. E şafi başımın tacı gönlümün ilacı ya. Ya ile ne alakası var? Şii i sünnetten hariçtir. sahabe sevmezler, Ayşe söverler, Bıksıt-ı Hazreti Ömer'e söverler. Ayrı bir şey. Kur'an eksik derler. Ne alakası var şafi'yle ile o Adam dekan olmuş ya. Duruma bak. E, şimdi değil. Bunları görmedik mi biz bu memlekette ya? Yıllarca. Televizyonlarda bunlar cirit atmadım. Bunların okuttuğu talebe ne olacak? Onun için biz hakkı hakikati beyan ediyoruz. Bu müesseselerin islahı için, muhatiplerin islahı daha kolay. Efendim Yüzdesi şu kadar, bu kadar. Bu kafada adam var. Bunlar bir şikayet hattı kurulur. Bir şikayet hattı kurulur. Veya site açılır. Eşini Önder Başkan diyormuş ki bize şikayet gelmiyor. Bir tane sarhoş müdürün şikayeti geldi. Biz de onu vazifeden uzaklaştırdık. Ama yine dedim sarhoşluk amel meselesidir. İtikat bozukluğu sarhoşluktan da beterdir. Çünkü adam sarhoş olsa hiç kimse tamam o kuruma yakışmaz, uymaz. Ayrı dava ama el sünnetten çıkmaz. Harama inandığı süreç. Ama adam değilse, kader inkar ediyorsa, alın yazı inkar ediyorsa, hayırken Kur'an okunur, namaz kılır diyorsa el sünnetten çıkar. Hala mesele başka. E bize niye şikayet gelmiyor? E bana niye geliyor? E sen teftiş kurulu kur. Site aç. Ben size iyi niyetle önerge veriyorum. Yani fikir sunuyorum. Ondan sonra millet de oraya veliler olarak desin ki benim kızımın şey, e, din dersi hocası değiştim diyor. Kur'an yok diyor. Peygamberin sözü diyor. Tamam bunlar duyuluyor. bunlar genellemiyoruz. Ama bunlar duyuluyor. Mevcut mu? Mevcut. Ha, Konya'dan bir hanım kardeşimiz CNN'e bunun şeyini atmış. Benim e, trollerim yok. Adnancılar gibi, şucular gibi, bucular gibi. Ne yurt dışında ne yurt dışında. Hiçbir teşkilatım yok. Ondan sonra bunlara ben mi tweet attırıyorum? Ne haberimiz var bu konuya gireceğimizden? Rastgele bu konu çıktı meydana. Ee, doğal gelişti. E orada yorumlara bak. Yorumlara bak. Bütün halkımız orada yorum yapmış. Sonra Önder bir şey paylaştı. E onda yorumlara bak. Sitesine gelen Yeni Şafak bizi düşman ilan etti İmam Hatip'lere. Haşa ve kella. Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi ses kaydı var ya zaten Yeni Şafak yalancıdır diye haberlere çıktı yani ses kaydı var. E şimdi ben İmam düşmanım düşmanı mıyım? Değilim. Niye düşman olayım ya? Efendim, millet Kur'an okuduğu bir yere, Kur'an öğretildiği bir yere, din dersi fazla verildiği, malumat verildiği bir yere niye düşman olayım? Tayyip Bey İmam Hatip'ten yetinmiş ama ondan hocaları nasıldı? Kalite düşe 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 seviye ine ine bak ne hale geldi. Tabii ki biz o dönemle bu dönem arasında büyük bir fark olduğunu e, mülaza ediyoruz. Ve şikayetlerin çoğaldığını mülaza ediyoruz. Ama burada biz bunları kapatalım dedik mi? E niye biz kapatalım demiş gibi bize muamele yapıyorsunuz? Yalan yere. %93'ünde böyle bir şey yok dedik. O günkü sözümde sonradan yalanmadık tükürdüğümüzü. Orada sözümüz var. yüzde %5-7 efendim kendi bir bayan e, araştırma yapmış yüzde şu kadar diyor. Abdurrahman Dilipak abimiz Akit'in kendi sitesinde efendim duruyordu. Bilmiyorum şimdi çektiler mi? E, biz paylaştık. Akit'in kendi sitesinde ne diyor? E, deist üretiyor diyor. Hatta. Üretim merkezi diyor yani bak. Ben hiç böyle bir şey konuştum mu? Ondan sonra geliyor Akit'in yazarları benle uğraşıyor. ya e, kardeşim kendi sitende duruyor. Ben sahada değilim. Abdurrahman Dilipak abimiz daha çok sahada. Yani insanlar bu konuların daha vakıfı. E ondan sonra e orada soruyor. Yine Akit'in kanalında e, oradaki bir dernek başkanım nedir tam adını unuttum şeyini. Onu da paylaşırım size. Soruyor. Yüzde yetmiş namaz kılmıyorlar e, diyor deniyor. Ne diyorsunuz diyor. Orada o işlerle ilgilenen bir başkan. E, Abdurrahman Dilipak da yanında yani. iki kişi bu şeyler spiker soruyor. E diyor ki, e, bunu kabul ediyorum diyor yani. Yüzde yetmiş namaz kılmaya. E ne olacak acaba? Buradan imam çıkacak, bilmem ne olacak. Bu sadece namaz vaktinde mi kılacak? E, i̇mam değilken, evde tatildeyken kılmayacak mı? Nasıl olacak? Bu melle, medrese işi olmasa camiye imam kalmayacak. Namaz kılan, kıldıran. E yani bu nereye gidiyor? Ben asla kurumların e, düşmanı değilim. Ha göndermeyiniz göndermeyin demedim göndereceğiz dedim ama göndermeyin. Yani bu bir sallamak için, bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. E, yani bu da ağzımdan o şekilde çıktı. Yoksa efendim buraları kapatalım, buralara efendim düşman yuvasıdır. işte ama darbe vuruyor ya kardeşim. Bazı kişilerin yaptığı, bazı kişilerin yaptığı, e, kümüne mal edilmez. Haklısınız. E sizin Kur'an kurslarınızda böyle bir şey yok mu? Böyle bir yanlış hocalık yapan var. Ama binde bir çıkar, oran çok düşük. Onda da amel bozukluğu çıkar. İtikad bozukluğu hiç duymadık. Bir grup itikat bozukluğu yaptı. Vahdeti vücut, vahdeti vücut, tasavvuftaki şey, batıni fırkaya temayül gösteri. Mahmud Efendi Hazretleri bunlara dedi talebe göndermeyin, teşhir etti, şudur budur. Ben bunlara kaç tane mahkemem var? Hala devam ediyor mahkeme. Ve ben bunları teşhir ettim mi? ettim. Ben bizim cemaattan yetişmiş, onun torunu falan Hoca Efendi'nin oğlu diyor muyum? Demiyorum. Veyahut da tarikat ehli bir şey, sapıklık yapmış, para toplamış, ırz işi var bilmem ne var. Ben bunu teşhir ediyor muyum? Ediyorum. Tarikat alaf gelir diyor muyum? Demiyorum. Benim 15-20 senelik halim, Ali Kalkancı'dan başlayan süreç. Ali Kalkancı bizim cemaatte o efendim medresede talebeydi, şuydu buydu. Ne zaman sapıttı? E, onu ben ilerledim. Ta o zaman işte geçen e, global kanalında efendim arkadaş hatırlattı bana sen 20 sene evvel dedim senin yaşın kaç ya yani genç görünüyorsun dedim ben çok gençlikten beri takip ediyorum 40 küsur yaşındayım dedim 22 sene evvel 20 sene evvel Ali Kalkancı'yı söyledin dedi e ben böyle bir adamım sen şimdi dünkü çoluğa çocuğa beni kötü tanıtmak bana sövdürmek saydırmak için benim yaptığım ıslahatı benim yaptığım iyi niyetli hareketleri ondan sonra ta şeyden başlayan süreçten efendim Adnan'ından ondan sonra FETÖ'sünden, DAEŞ'inden, Selefisinden, müşahhas manada konuşursak dünya kadar, dünya kadar saymakla bitiremem. Yani insanların itikadını bozan e, Yaşar akımlarından, ondan sonra Mustafa İslamoğlu akımlarından, Mustafa Öztürk, Kur'an vahiy değildir diye Mustafa Öztürk'ten, Efendim Allah bilmez kimin kimle evleneceğini, Allah'ın ilmini inkarını Hazreti Bayındır'ından onlarca yüzlerce efendim insana insandan bu milletin çoluğun çocuğun dinin imanın muhafazası için uyarmışım. Ve maalesef haklı çıkmışım. Maalesef. Maalesef. Ama birçoğunda da bedel ödemişim. 28 Şubat'ında hapis yatmışım. FETÖ sürecinde hapis yatmışım. Gelen vurmuş giden vurmuş. Benim Müslümanlara ne zararım var? Ben Allah için uyarıyorum. E bu kişilerin bu vazifeden ihracı ve ibadı uzaklaştırması gerekiyor. Bu da kime düşüyor? Sağ olsunlar kardeşlerimiz Önder gibi, Ensar gibi bu dernekte vakıflara düşüyor. Bunların Allah razı ben bunlardan rica ediyorum. Tefti, e bize hiç şikayet gelmiyor. Ya niye gelmesin? Sen bunu talep edersen, bir teftiş mekanizması kurarsan, ondan sonra e, talebelere de tatiller, bile bir insanlar gönderip bir nabız yoklaması yaparsan, velilere bir hat bir telefon verirsen ondan sonra da bir herkesin ihbarı değerlendirilmez. Değerlendirilir ama icra edilmez. Çünkü neden? Peki zıt olduğu bir hoca var talebenin. Onu jurnallıyor. Yanlış ihbardır. Emniyete bile yapıyorlar, itfaiyeye bile yapıyorlar. E bu tabii demek değil ki bu adamı götüremen işinden gücünden et. Bunu mu konuşuyoruz biz? Denetlenir. Onun dersi bir takip edilir. E, efendim talebelerden bir bilgi alınır. Böyle bir değişiklik durumu var mı? Hayızken Kur'an okutma zorlama durumu var mı? Hayız kadın namaz kılabilir gibi yanlış fetvalar, Cumhur'a muhalif, e, Efendim Eylül er Sünnet'ten, Diyanet'ten e, hariç e, şeyler var mı? E, Kader inkarı var mı? Amenün altı esasından biri. Biz tarikattan mı bahsediyoruz? Bizim medreselerden bahsediyoruz. Biz e, efendim bilmem ne cemaattan bahsetmiyoruz ki ya. Biz Kur'an Sünnet değiliz. Hepimizin müşterek dinimiz ya. Dinimiz ya. Ne bana saldırıyorsunuz ya? He konuşma üstü bu. Tam konuşma üstü bunda. Ani bir çıkıntı, çıkış oldu. Konuşma üstü bu. Efendim ama %93'ün tenzihi varken müfredatta bile efendim uygulanmadığından şikayet var. Müfredattan yok. Sonra bir de baktım. Yetkililerden birçok kişilerle de görüştüm. Beni arayanlar oldu. Müfredatta da sıkıntı var diyor. Ahmet Şimşirgil hocamız müfredatta sıkıntı var diyor. E, o da bu işleri çok takip eden bir profesör yani. ilim adamı, bilim adamı ya. Daha bunun gibi nice hocalarımız var. Sofoğlu vesaire. Nice yani bu alanda bu sahada çoğu da beyanat veremedi. E, yüzlerce binlerce bana geldi yorumlar. E, onun için lafı doğru anlamak lazım. E, Bacı e, yani dövmek maksadımız olmamışlar. Sen derdin üzüm yemekse bu yavrularımızın dinini imanı muhafaza için. Bu ilahiyat çok sıkıntı. Hele Ankara ilahiyat yüzde aşmış şekilde mutezile fikri. Hemen hemen kadere inanan yüzde ona beşe düşmüş yani. O çok büyük bir tehlike var oralarda. Ama İmam Hatip'te bu bir ekalliyet de olsa ama burada olduğu için bunun yüzde biri başkasının yüzde yüzüne denk gelir. Çünkü burası imam Hatip yetiştiriyor. Onun için bu, bu kafada olan hoca efendiler, hocalar bunlar kesin başka okulda başka iş yapsın. Ama çoluk çocuğa din şeyi vermesin. Yani bilmem ne branşını değiştirsin gitsin. Matematikçi olsun, fizikçi olsun. Bana ne? Benim çocuğuma Amentü'yü tersten okutacaksa olmaz. Ama bu az. Ya az işte biz de zaten az diye bu iş düzelebilir diyoruz. Ekseriyet olsa yüzde elliyi geçse bak ben ilahiyatların çoğunda bu noktada direkt Ankara ilahiyattan ümitsizim. İlmi Kelam Dalı Başkanı Şaban Bey miydi neydi işte? İlmi Kelam Dalı Başkanı. Çocuğu araba vurmuş da gidiyoruz anasına babasına işte alın yazısı kader falan tezerrüt. abi böyle bir yazım mazı yok diyor. Kur'an'da kullen yusuyma ne allâh mâ lene. Habibim şöyle Allah ne yazdıysa başımıza o gelir diyor. Allah'ın ayetinde Allah'ın yazdığından bahsediyor. İsabet eden bütün musibetler hakkında. Çocuğu ölenin diyor ne diyor ne yapıyor. bunların hepsini ben ses kaydını paylaştım. İlmi kelam itikat demek. İtikat dalı başkanıydı bilmiyorum şimdi. E ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Onun için cihayetler hakkında bak bu iş tuzanını taşıyamıyorum. Ama mühatifler hakkında burada bir islah çalışması. Bütün iş işte önder gibi, ensar gibi kurumlara düşüyor. Allah razı olsun. Mübarekler. çocuğumuzun dini imanı söz konusu. Şu anda müfredatla da ilgili e, Tayyip Bey e, çok önemli, e, düzgün, itikatlı insanları görevlendirdiğini haber aldım. Onlar da müfredatı ıslah etmeye çalışmaya başlamışlar, ediliyor. Şu anda müfredatla ilgili isimleri bilmiyorum. Bir kardeşimiz orada efendim. Allah razı olsun, Allah muvaffak etsin. Biz hepsine dua ediyoruz. Onlar da bu sorunu demek görmüşler ki müfredatın ıslahına da bir yeni tayin yapmışlar. Onlara teşekkür ediyoruz, minnettarız. Allah Tayyip hayırlı uzun ömür, saati afiyet. Ve e, bu nereye yetişecek? Nereye yetişecek ya? Nereye yetişecek? Ama altındaki insanlar da hizmet etmesi lazım. Bak bu kadar geniş imkanlar. 1 milyon 300 bine ulaşmış talebe adedi bu kadar. Dernekler, vakıflar kurulmuş bu işe hizmet için. E bu kadar şikayet var iken e şimdi e, e, bu, bunun değerlendirilmesi, teftiş edilmesi, iman meselesinin mutlaka sorgulanması, sorgulanması derken şahsi şeyini ben şey değil Derste talebeye o zaman kitapta yazanı anlatsın. Sonra özelde gelse ben kaderi inkar ediyorum diyorsa desin. Ama sen bu adam okula içkili geldi diye uzaklaştırılması lazım diyorsan öbürü de e, işte tekerete -te bir bayan konuşuyor bu hususta. Yahu diyor mini etekten resim koyuyor sonra diyor ay de din hocası diyor bilmem ne. E bak orada da ben itikada taluk etmiyor. Mini etek giymesi e, günahtır erkeklere gösteriyorsa efendim o günah kendinedir mesela itikada taluk etmiyor. Helal belli, haram belli. Ama sen diyorsan ki burada içkili bir adam müdür olması veya emniyet bir kadının din dersi öğretmeni olması uygun değil diyorsan o senin bir yani şu yönetim açısından. Ama ben burada imanla ilgili, itikatla ilgili şey konuşuyorum. Çarşaflı da olsa itikadı bozuk olabiliyor. Efendim e, öyle ya. E, Abayeli, mabayeli, sipsiyah, örtülü, örtülü İslam olucular var. İslam olucular var. Ondan sonra HDP'de milletvekili var o kadın. Tam bir İrancı bilmem neci, itikat berbat. E şimdi efendim siyah örtülü. Biz burada kılığa kıyafete aldanmayacağız. Şekilcilik yapmayacağız. Evvela iman, ehli sünnet ve cemaat. Biz itikattan bahsediyoruz. Biz itikattan bahsediyoruz. Sen amel şeyinden bahsediyorsun. Ondan sonra ben gerici yobaz oluyorum. Sitten sonra tekfirci diyorsun. Sen ne akıldasın ya. Bizim Mehmet Akif Ersoy da öyle diyor bana telefonla. Ne acayip bir laf ya. Allah'ın ilmini inkar edecek adam. Allah bilmez diyecek. Ondan sonra ben buna Müslüman diyeceğim. E Müslüman diyen de kafir olur ya. Bunun tekfirle ne alakası var? Bütün Kur'an söylüyor. Vallahi bir yani. Şey, Allah bilmez denir mi ya? Yani durum bu duruma gelmiş. E spiker olmuşlar, sunucu olmuşlar. İslam aleminde bayağı haberler yap, şu bulun. Hala benim ne demek istediğimi anlayamıyor. Ya e, bu seviyede adam anlayamıyor. Öte taraftan hammalı e, efendim Çöpçüsü efendim başımın tacı onlar e, emekleriyle alın terini kazandıklar için tam helal rızıklar. Onlar çok güzel anlıyor abi. Demek öbür taraf anlamak istemiyor, anlamak istemiyor. Onun için biz imam hatiplere... asla kurumsal olarak karşı değiliz, kapanmasından taraf değiliz, muhalif değiliz. Ama burada madem bu Kur'an ilmi, din ilmi hizmeti veriliyor. Burada itikat bozukluğuna mahal olamaz, mecal olamaz. Burada yüzde bir dahi çok büyük rakama tekabül eder. Çok büyük fesata, ifsata tekabül eder. Çünkü bir hocanın, o Cemil Kılıç denen adam, senelerce Sarıyer İmam Hatip'te hocalık yaptı. Ya Diyanet'in tümüne kafir diyor. Tam tekfirci. E, Tayyip Bey kafir diyor. Ona kafir. E ben bunları televizyonda izledim. Adam evvelce de mirac inkar eder. Mescid-i Aksa değil der. Yani Yahudi'nin kafasına hizmet eder tam bir proje adam. Bütün meseleleri inkar ediyor. E bu çoluk çocuk bunun eline niye verildi? E Önder neredeydi? Ensar nerede? Bunu duymadın mı adam? Seneler televizyonlarda konuşuyor. E ben bu kadar etkiye yaparım. İsmen cismen seçini koyuyorum ya. Hiç zahmet çekip de şey yapma. Ben uğraşıyorum ya gece gündüz ya. Sesini, dakikasını, saniyesini hesap ediyorum ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Bu adam böyle e bir, bir kişiden ne? E Bir kişi kaç talebeye tekabül ediyor? Ortalaması 800 talebeye tekabül ediyor. 800. E bunu yüzde 1, 2, 3, 4 Abdurrahman Dilip Hoca değişiklik meselesinde hepsi değil ama diyor. Bak lafa bak. Hepsi değil ama diyor. Maalesef durum böyle diyor. Konuşması böyle bir şey diyor. Yazısı böyle bir tür. Akit'te yazmış bunu. O sonra geliyor Akit diye şey bak bana saldırıyor ya. Yasin derdiniz ne ya? Bu milletin çoluğu çocuğu böyle kalsın gitsin sele kapısın mı istiyorsunuz ya? Ve abilik derdinde misin? Selefilik derdinde misin? Caferilik derdinde misin? Ne derdin Ben anlamadım Ama hükümet, yetkililer hakikaten şuurlu insanlar var. Hepsini diye kastetmesem de Tayyip Bey'in şuuru ortada. E bu noktada ıslahat yapılmaya çalışılıyor, ediliyor, şudur budur. Ama bu işte görevli dernek ve vakıflarda kıpırtaşma yok. Bize şikayet gelmiyor ki. E ne demek ya? Sen merciysin. Ben merci değilim ya. Orada işlem sen yapabilirsin. Şikayet merciğini sen gönderebilirsin emirli eğitime. E bunu sen tespit edeceksin. Ben ne tespit edeceğim? Sırf CNN'e, Önder'e, şafa, bilmem nereye gelen şeylerden, yorumlardan o kişileri bulabilirsiniz. Hep veliler. Bulabilirsiniz. Bu nerede yaşandı? Siz neredesiniz? Şimdi hangi hoca buradaki ben değiştim? Kim demiş bunu ya? E kafanız kuma gömükte. Cübbeliye saldırmak kolay. En ucuz işi yapıyorsunuz. Ama Allah rızası bu işte yok. Ha ben bu ifadeyi kullanmasaydım daha ağır oldu. Kaçtı şu oldu bu oldu. Ben kapatsın demedim kapatılsın demedim. Ama ıslah edilsin. Ve ıslaha müsait bir durum var. Daha bela tamamen ortalığı sarmamış. Ama bu, bu, bu inkar edilmez ki ya. Hakan Bayraş orada %3 diyor. Öbür taraftan bir kadın 10 sene bunda araştırma yapmış, doçent. E onun raporu var, %12 diyor. Diğerlerinde %30 diyor, düzlerde ortalarda. E sen şimdi diğerine gitsin. Ya kardeşim, ben bir şeye vurgu yapmak için söylüyorum. Yani din imanı öğrenmek bakımından. O zaman, e diyanetin kurslarına gitsin. Bir sorun var mı? Yani ben şimdi diyanetin e, kurslarında kader inkar ediliyor diye... Kur'an kurslarında, resmi Kur'an kurslarında kader inkar ediliyor diye bir şey ben duymadım. Münferit bir ilişkisi inkar ediyorsa şahsi görüşü ama onu bir derste söyleyemez. Yani söylediğini duymadım. E ben şimdi diyanet kurslarına bir haşa iftira uydurma yapabilir miyim yani? Bir değişiklik duymadım. Ondan sonra. E şimdi Amentü'de bir sorun duymadım. Kabir azabı inkar bir şey duymadım. Bunlar el-Sünnet akidesindeki konular. Kader hepten tabii çok üste gelen bir madde. Çünkü ve bil kaderi gayri ve şeri altı esastan biri yani. e işte O zaman e, diyanetin Kur'an kusurları var, şu var, bu var. Yani dini öğrenmek için daha sayı kaynaklara e, o zaman müracaat. Neden? Burada risk var. E, bu risk yüzdesi çok az. Ama iman konusu olduğu zaman ya benim çocuğuma çatarsa işte orada kadınlar, kızlar, babalar, analar yazmışlar. Benim çocuğuma çattı bu durum diyor. Yaptı durum diyor. Yazmışlar CNN'li yorumlar. Konya'dan bir bayanın mesela ben birkaç tane bana okudular. Benim vaktim yok. Ama içimiz yanıyor. Onun için biz asla kurulma karşı değiliz. Ee, ve bunun e, devlet diye hükümet diyeti, yöneticilerimizin de bu hususta çok gayretli olduklarını görüyoruz. Fakat onların çok işi var. Aşağıdaki bu dernekler vakıflar ne iş yapıyor bunu sorguluyoruz. Ve bu da bizim en doğal hakkımız. Bizim de milyonlarca takipçimiz var. Bu kadar insanın da efendim e, taleplerini, haklarını, hukuklarını muhafaza etmek bakımından hakkı söylemekle mükellefiz. Hoşaf soğutamayız, kuyruk sallayamayız. Kimsenin yalakası, yağcısı değiliz. Biz FETÖ zamanında da milleti uyarmasaydık. Şu anda binlerce, on binlerce insan helak olmuştuk, hapishanelerde çürümüştük. Sen bizi uyardın, biz bunlara gitmedik, üye olmadık diyorlar. IŞİD'den 15 bin genç döndüğü söyleniyor. Bunların raporları var. Bunların analar, babalar, çoluk, çoluk da perişan olacaktı ya. Biz bunları söylemeyecek miyiz? Hep bunları söylediğim zaman her konuda da bana itiraz ettiler. Fitne çıkarıyorsun Selefiler hakkında niye söylüyorsun? IŞİD hakkında niye konuşuyorsun? FETÖ hakkında niye konuşuyorsun? O zaman FETÖ demiyor kimse. Herkes hoca efendi, hoca efendi. Hapse attırdılar bizi ya. Kalkancı hakkında bir şey konuşuyorlar efendim Siirt'in iş adamlarından oradan buradan şundan icazet icaz almış bundan icazet o zamanki milli görüşçülerden kaç kişiler ben ne olur Ali Kalkan haline konuşma diye. İleri seviyede şu anda saadette madette ileri seviyede adamlar ya. Hani beni onlar aramadı sonra, Herkes geliyor gidiyor. Ya diyoruz bu adam sapık. Ya biz, biz işte affedersin müttehassıs olmuşuz ya. Müttehassıs olmuşuz. Affedersin derken kaşarlanmış diyecektim de neyse. Kendim hakkında kullanabilirim. Kimse hakkında kullanmıyorum. E, bu, bunu bu, yani şu anda da böyle bir tehlikeli şey öngörümüz var yani görünüyor yani. Lütfen yanlış anlamayalım. Efendim İmam Hatip gençliğini İmam hatip okuyan kızları, erkekleri biz nasıl haşa değiştiriz? Değiştik orana evet, bir rakam var ama sebebi müsebbibi kim? Bazı hocalar ya e, bunlar azınlıkta azınlıkta biz zaten ne dedik? Dilipak abimiz gibi çoğunlukta demedik yani. Onun için bana insafla davranırsanız Allah teala da insafla muamele buyursun. Rahmetiyle muamele buyursun. Ama e, siz e, benim aleyhime çatmakla konuyu daha köpürtüyorsunuz, taşırtıyorsunuz, tahrik ediyorsunuz. Bu sefer insanlar yüzlerce binlerce yorumlarla beraber birbirlerine bu iş daha deşiliyor, eşiliyor benim için bir zarar yok bunun çünkü millet birbirinden fikir alıyor yorumlarda birbirine okuyarak. E bu da çoluk çocuklarını daha dikkatli gönderir. daha dikkatli olmaya sevk edecek onları. Hocalarını sorgulamaya sevk edecek onları. Çocuğundaki bir değişikliğe, sonra çarşaftan çıkmış, başörtüyü çıkartmış, tesettürü terk etmiş. Ne oluyor ya kızım? bir seni İslam'ı daha iyi yaşayasın diye gönderdik. Bunlar neden oluyor? Kimin etkisi var, kimin tepkisi var bilmem ne. Bunlar faydalı şeyler. Faydalı şeyler. E, zarar çıkmaz bundan. Bak görüyorsun hayır çıkar, daha da hayır çıkacak. İnşallah ön en sarı şusu busu. E, bu işte daha inşallah araştıracaklar. E, ben ümit ediyorum, tahmin ediyorum. E, gel dediler bana şeye. E, Recep Tayyip Erdoğan imam hatipini ziyaret et diye, Ahmet Hakan vasıtasıyla şey ettiler. Ben kabul ettim. Çıt yok. Hemen dedim geciktirmeyelim, fitneyi uzatmayalım, bu işi bir görüşelim. Pazartesi, salı bilmem ne. Aa perşembe. Bitti. bir şey yok. ben çağrıldım da gitmedim mi? Bize anlat sorunları bildiğin kadarıyla dendi de fikir vermedin mi? Kötü niyetli olsam daveti kabul etmem, şey etmem ama ben beni kimse adam yerine koymayabilir. Sen kimse diploman yok, toplaman yok diyebilir. Ben de bunu saygıyla karşılarım. Ama ben bir soruna parmak basıyorum. Senin buna yetkin de yok, efendim düzeltme şeyin de yok, resmiyetin de yok, bir şeyin de yok. Diyebilirsin, doğru da konuşuyorsun. O zaman ben de sana derim ki halkta bu kadar şey var. E, bu çocuklarını verenlerle velilerle sizin aranızda bu işi düzeltin. bana de. Ama ben bana gelen e, yorum, yorumları da bırak. Bizzat görüştüm, tanıştım dünya kadar insan. E, efendim bu konuda müşteki. Ben bu zarar görüyor. Zarar görmek ne demek ya? İman zararı ne demek ya? Ehli sünnet dışı itikat ne demek ya? Bu mini etek giymeye, içki içmeye benzemez ya. Nice mini etekli içki içen ehli sünnet Müslüman var itikat bakımından. E nice de efendim abayeli, icabında çarşaflı, icabında sakalı bir tutan bilmem ne. Kafir var, mürtet var, tekfirci var, selefi var, ışıtı var bilmem nesi var ya. Ben imana itikata bakarım ya. Önce imana bakılır ya. Amel sonra gelir. Benim eslûlet itikadım bu yöndedir. Cumhur bu görüştedir. Siz şaz olanlara niye takılıyorsunuz ya? Hangi konuşmamda şu anda burada efendim yok diyebileceğiniz, yanlış diyebileceğiniz bir şey var ya. Ehli sünnet e -m 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 şeyinden e nafızesinden penceresinden baktığınız zaman, Ehli sünnet penceresine baktığınız zaman ben Ehli sünnet efendim -e -e yorumları yaptığımı iddia ediyorsam beni ehli sünnet yargılar sorgular. Beni e, Şia şu tarafımı beğenmemiş, Mutezile bu tarafımı beğenmemiş ve Selefi şu tarafımı beğenmemiş. Konunun haricinde onlar. Biz burada madem Diyanet olarak, madem devlet olarak, madem o imam hatipler, ilahatlar olarak e, Kur'an Sünnet ehli sünnet iddiasıyla çıkılmış başlanmış. Ben bu dairenin içinde konuşuyorum. Ben bu dairenin dışına çıkarsam onu gelsin benim bir efendim, bir molla Kasım çıksın, bir reddiye yapsın. Hadi yapsın. Şu konuda eli sünnete muhalif konuşuyor dedi. Ama benim diğer bazı konuşmalar olmamış. tasavvuf hakkında, tarikat hakkında, bir şey bunlar, bunlar. Gençliğimde, şunu eski sohbetlerde, şu var, bu var Bunu kabul etmiyorum, bunu inkar ediyorum, bunu reddediyorum. Onlar iman şartı değil ki, eli sünnet şartı değil ki. Kabul etmeyebilirsin, reddedebilirsin. Benim de efendim, abarttığım, kabarttığım şeyler olmuş olabilir. 45 senedir konuşuyorum ben 12 yaşımdan beri. Eski videolarda şunlardan bazı şeyler olabilir. Bazen özür de dilediğim oldu. Efendim, ee, az da olsa nadirattan da olsa özel meselelerde tasavvuf için şunu bunu yani topluma yansıtılmaması gereken şeyler olabilir. Ya bunları konuşmuyorum ki ben şu anda. Benim şu anda konuştuğum tamamen zaruriyatı dini el sünnet itikadının metni hakkında konuşuyorum. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Kader inkarı Ehl-i Sünnet'in hangi grubunda görülmüş? Mutezile de vardı. Mutezile Ehl-i Sünnet'teki Ehl-i Bidat'ın tanışkası. Kabir azabı hangi el sünnette görülmüş? Muaviye'yi sevmem, Sahabeden, sahabenin bir kısmını sevmem. Hangi el sünnet zeminde görülmüş? Ama bunlar cirit atıyor. Hocaların hocası Hayrettin Karaman, işte sahabeyi sevmem diyor. Yeni Şafak'ta yazıyor, özür, muaviyeyi, sahabeyi genellemeyelim. İşte mu muaviye için mesela. E, Radıyallahu teala. E, Ondan sonra kalkıyor, ne diyor? Kabir azabı. Sakın diyor kabir azabı falan diye bir şey anlatmayın diyor. Ehl-i itikad metinde, Akaidin esefiyesinde var, bedüle malisinde var. Bütün erisnet takadi müttefiktir buna. Kur'an'da da kelimeler buna işaret ediyor. Sa'd-ı şeriften sarahaten ifade ediyor. Ama adam diyor ki, sonra diyor kaset koyarlar diyor ölüyle beraber diyor. Sonra mezarı açarlar bir saat sonra kasette fıs, hiçbir şey çıkmaz diyor. Hani münker nekir, hani şey milleti güldürürsünüz diyor. Ya biz millet inanmayacak diye gülecek diye ahiret var demeyecek miyiz? Ahirette gidip gelen mi var şu anda? Gören mi olmuş? Cennet var demeyecek miyiz? Bütün Kur'an cennetten bahsetmiyor mu? Cehennemin azaplarından, kapılarından, her şeyinden bahsetmiyor mu? E, millet güler ya. Böyle bir şey şu anda gören yok, eden yok. Konuşmayın. Tamam o zaman hiç Kur'an'ı konuşmayalım. Milletin bilgisi yok, millet güler. E böyle diyen bir zihniyet. Hocaların hocası olduğu bir noktada. Ne bekliyorsun aşağıdan? Aşağıdan ne bekliyorsun? Öyle zincirleme gidiyor. Başında birkaç tane böyle bozuk var. Bir tane iki tane de şimdi geldi oran nerelere çıkıyor. Görüyor musun? Halbuki ilk kuruluş aşamasında yüzde doksan dokuz düzgün. Bak doksan dokuz. Bir adettin karaman gibi ta o zaman Ahmet Davutoğlu hocaefendi merhum rahmetullahi aleyhi müslüm şer onun hocası. Dini tamir adına din tahripçileri diye kitap yazmış. Mehmet Şevket Eygi merhumdan Rica ettim, kitap piyasada yok. 2000 tane özel bastırdı benim için. Bedir yayınlarında. Millete dağıttık. Millete dağıttık. orada ta o 20 yaşlarındaki Hayrettin Karaman'ı söylüyor. 20 yaşlarında. Diyor ki İmam-ı da 18 tane hadis biliyor. Ne biliyor ya diyor diyor. Bu da diyor böyle bir reformist kapılmış gidiyor. Ta o zaman sezinlemiş. Bu hocaların hocası denen adam. E şimdi bak, orada %1 bir e, bu bo itikat bozukluğundan şimdi ne oldu? Yüzde kaça geldi? buna bu göz yumulursa bu böyle gider. Onun için biz Allah rızası için uyarıyoruz. Ama Tayyip Bey'e ve onun gibi şuurlu olan, onun etrafında da herkese şuurlu mi? Her sınıf insan var. Bu devlet yönetiyor. Dolayısıyla olabilir de. Bunda benim dünya işlerini siz daha bilirsiniz. Beni alakadar hiç etmiyor. Ama onun yanındaki şuurlu ekibe de Teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü e, müfredatla da ilgili ser bu gibi konularda yani e, iyi niyetle e, çalışma yaptıklarını haber alıyorum. E, Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hoca Efendi e, abimiz, benim de yaştan büyüğüm Ali Erbaş Hocamız şuurlu Müslüman. El üstüne şuuruna sahip bir Müslüman. iyi niyetli, sahih niyetli, musluh bir insan. Ondan da rica ediyoruz, talep ediyoruz. Onun da e, bu hususlarda İhtisası var zaten içinden gelme. O da e, burada e, uyarılarda bulunabilir. E, teftişler yapabilir, yaptırabilir. Allah ondan razı olsun. Allah onu muvaffak etsin. Biz yapıcı konuşuyoruz. Biz hiçbir zaman kurumları yıpratıcı konuşmuyoruz. Orada böyle bir çıkış oldu. Doğal bir çıkış oldu. Ama bu çıkışta yok düşman, yok bilmem ne koydular beni. Efendim neyle beraber? Efendim e, solcularla efendim HDP-PKK zihniyeti gibi, taç becili gibi düşman. Ne alakası, var? ne alakası var? Dost doğrusun söyler. Dost sana doğrusun diyen değil doğrusunu diyendir. Es sadiku men sadaklak la men buyurmuşlar büyüklerimiz. Dost sana sen çok doğrusun diyen değil, sana doğrusunu diyendir. Onun için dost acı söyler. Ata sözü olmuş daha. Ne anlamıyorsun? Dost acı söyler. Ben senin uçuruma doğru gittiğini görürken maşallah çok iyi gidiyorsun tam gaz. Amma da süratlisin. 250 bas. Dersem helakına çalışmış olurum. Bir fren yap. Bir dur. Bir sağ sola bak. Dersem senin hayrına çalışmış olurum. Ben iyi niyetli bir insanım. Sen beni ne kadar kötü niyetli tanıtmaya çalışsan da Yeni şafakçıları, bilmem necileri, akıçıları, şu su, bu su. Bazı yazarları tenzih ediyorum, bazı yazarları. Fark etmez. Halk görüyor. Reytik oranları ortada. Herkesin kimi dinlediği ortada. Kimin tesiri ortada. Bu neden? Kendi aleyhine de olsa doğruyu söylememden. Yakınımın aleyhine de olsa doğruyu söylememden. Anam babamın aleyhine de olsa doğruyu söylememden. Beni beğensinler beğenmesinler diye bakmadığımdan. E şimdi ben orada 1 milyon 300 bin gençlik var. Ver gazı. Ondan sonra bunlar çok iyisiniz. Şu ağzınız başasınız bilmem ne. İslam'ı hiyat diyorsunuz. Dünyayı fethettiniz falan. Cık, ama durum bu değil. Ben bunu böyle dediğim zaman beni 1 milyon 300 bin kişi sevebilir. Ve velileriyle 3 milyon 4 milyon beni sevebilir. Sevse ne olur? Sevmese ne olur? Ben hıyanet yapmış olurum. Hainlik yapmış olurum tehlikeye dikkat çekmezsem hainlik yapmış olurum. İsterse beni hiç kimse sevmesin ama benim uyarımdan bir kızımız, bir oğlumuz, yavrumuz kurtulursa o bana dünya ahirette yeter. Ben böyle bir adam. Ama ifsatla ıslahı karıştırma. Vallahi alemül müfside minel muslih diyor Kur'an. Kim bozmak niyetiyle iş yapıyor, kim düzeltmek niyetiyle iş yapıyor, Allah bunu seçiyor. İşte Allah size de e, feraset vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. Beni dinleyenlerin ekseriyeti buna vakıf. Sen de kötü niyetle mi konuşuyor bu adam? İyi niyetle mi konuşuyor? Bunu anlayacak e, akla, fikre sahipsiniz. Genel mana. Ama haset, kıskançlık, e, beni çaptan düşmek, beni itibarsız etmek uğraşmak, o özel bazıları da var. Onun da ben dostluğa tebettül edeceğini, muhabbete tehabül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü ne diyor şair? Kullu al-adaveti turja meveddetuha illa adavete men min hasedi. Bütün düşmanlıkların dostluğa dönüşmesi umulur. Ancak hasetten ve kıskançlık nedeniyle sana düşmanlık eden biri varsa ne yapsan yap. Ayağın altını onun dostluğa dönüşmesi beklenmez, ümitsiz vakatır diyor. Böyle vakalar olabilir. Ben de onların beni dost seçmesini, sevmesini, beğenmesini e, be beklemiyorum. Ben sizden sade bir beklenti var. Duanız, hayır duanız. Allah bize el üstüne itikadından, amelinden, yolundan, sıratı müstakimden ayırmasın. Efendim, sizlere de hizmetçi eylesi. Benim bu e, sizden beklediğim tek hayırdır, tek hayırlı duadır.